Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'una al-qavla feyettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Sirojiddin O'shining Badul Amoli kitobini o'qiyotgan edik. 25-baytga kelganmiz. Bobomiz Sirojiddin O'shi o'zining asarida aytadi. Imamul anbiya'i bil ixtilafin va tajul asfiya'i bil ixtilalin. Ma'no jihatdan tarjimasi: u zot hech bir ixtilofsiz barcha payg'ambarlarning imomidirlar va barcha yomon sifatlardan xoli bandalarning nuqsonsiz tojidirlar. Nazmiy bayoni: barcha payg'ambarlar imomidirlar, ulug' afif bandalar tojidirlar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sifatlari. Sirojiddin O'shi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarlarning imomi va musaffo pok insonlarning toji deb vasf qildi. Payg'ambarlarning imomi, pokiza insonlarning toji. Yana bu vasfda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomatgacha hamma payg'ambarlardan muqaddam turishlariga ishora ham bor. Bu haqida payg'ambarimiz o'zi nima deganlar? O'zi haqida nima deganlar? Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: Ana sayyidu valadi adama yawmal qiyamati wala fakhra. Men qiyomat kunida odam bolasining sayyidiman, lekin maqtanishmas. Va biyadi liwaul hamd wala fakhra. Hamd bayrog'i mening qo'limda bo'ladi, lekin maqtanishmas. Wa ma min nabiyyin yawma idin adama faman siwahu illa tahta liwa'i. O'sha kunda, qiyomat kunida odam alayhissalom bo'ladimi? Undan boshqasimi mening bayrog'im ostida bo'lmagan biron payg'ambar bo'lmaydi. Va ana avvalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhra. Va men yer uning ustida yoriladigan birinchi kishiman, lekin maqtanishmas. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har doim doimiy suratda hamma payg'ambarlarning imomi va peshvosi bo'ladi va pokiza insonlarning toji hisoblanadi. Sirojiddin O'shi barcha afif bandalarning tojidirlar deb vasf qildi. Afif insonlar deganda qalblari nafsiy illatlardan xoli bo'lgan olimlar, olimlar, shahidlar va taqvodor zotlar tushuniladi. Ya'ni qaysi odamlarni biz eng yaxshi insonlar deymiz? Payg'ambarlar, solihlar, qalbi har xil illatlardan, kasallardan salomat bo'lgan taqvodor oliy insonlarni. Mana shularning toji hisoblanadi. Endi toj inson kiyadigan bezaklarning eng ko'zga ko'rinib turadigani. Kiygan kiyimiz ham bezak, taqqan kamarimiz ham bezak, hamma kiyimiz bezak, lekin toj ularning orasida alohida ko'rinib turadi. Shuning uchun boshda turadi. Shuning uchun Rasulullohni mana shunday insonlarning toji deb sifatladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, birodarlar, u zotni yaxshi ko'rishimiz iymonimizning taqozosi. Iymonlimizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rmay ilojimiz yo'q. Agar islom dinini bir imorat deb, bino deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ana shu binoning eng muhim qismi poydevori bo'ladimi? Demak, siz musulmonman, mo'minman deydigan bo'lsangiz, sizning iymoningizning poydevori Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat bo'lishligi kerak. Bu haqida u zot sollallohu alayhi vasallam o'zlari shunday xabar berganlar: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi va nasi ajma'in. Sizlarning bittalaringizning iymoni komil bo'lmaydi to men unga bolasidan ham, otasidan ham, qolgan hamma insonlardan ham sevimli bo'lmagunimcha. Shu savolni o'zimizga berishimiz kerak. Men Rasulullohni mana shunday yaxshi ko'ramanmi? Agar ha, o'zimdan ham, otamdan ham, bolamdan ham, hammadan ko'proq Rasulullohni yaxshi ko'raman degan
söz kalbinizde hakikaten çin bolsa mübarek bolsun. Siz imanlı adamsınız. Siz imanı kamil adamsınız. Ondan taşqari Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaxşı körülgendeka dünyada. Başka hiç kaysa adam yaxşı körülgenmez. Muhammed Aleyhisselam maqtalgendeka hiç kaysa adam maqtalgenmez. Doğru mu? Bugün elbette bir mette salavat etken sükünüzde. İtibar vereyim de. Namaz okudunuz mu? Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Namazda okuyorsunuz. Kalelerde Allah da Allah şanını, hürmetini balat kıyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzat tırılığı da hem maktalgen vafat etkenlerden kendine maktalini yaptı. Kıyamet geçe maktalinlerdi. Görüyorlar da Allah aziz kısa şuna kabul ederken. Ondan taşkarı Peygamberimiz Allah da Allah özü maktalgen. Allah da Allah özü salavat etken. Malaikeler salavat etedi. Ve kıyamet geçe kelargen Müslümanlar Peygamberimizga salavat açışları şart. Makul mu? Hiç kim Muhammed Aleyhisselam'da maktal gelmez. Ve maktalışı mümkün olmaz. Uzatının ismi özü maktal. Muhammed degeni sallallahu aleyhi ve sellem. Tınımsız maktalgen degeni. O zaman etildi mi? Tekrarlı etti adamlar. Namaz okuydu, biri vaktide okuydu, biri keşkala okuydu. Resulullah ki salavat aitilmegen lahza yok buradırlar. Bu Allah da Allah aziz mükerrem kıyanlığı için. Hiç kim ismi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi de köp koyulgen emmez. En köp isim kaysa dese Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi. Muhammed de koyuladı. Lekin Kureyş müşrikleri bir adabli kılıp muzemmem diye işaretti Resulullah'ın. Yani Muhammed degeni ham degen sözden alıngan bulup tınımsız maktalgen manası da bulsa muzemmem degen söz zemmun yamanlamak degen sözden alınıp tınımsız yamanlengen diye işaretti. Mana yine ana şu Kureyş müşriklerini balları nabireleri Resulullah'ın otalarını yakşı görgenden göre yakşı olarak görüştü. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem niye? Allah azze ve celle'nin özü uluğla madhigen farişteler, peygamberler hem maktaşken. Yeryüzündeki hem akıllı insanlar daima uzatını maktab, madh etip yiyen. Kanaka insanlar, akıllı insanlar. Çünkü uzatını hayatını okuyen, Müslüman bulmayan, kafir adam insan bulan okusa ve akıllı cahide bulsa, peygamberimizin maktamasından başka ilacı yok. Uzatının hem sıfatları dostu düşmanının huzurunda buradalar maktavlu ekenliği hiç kimse sırmaz. Düşmanları hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tan alışken âli ahlak egesi. Abu Sufyan ibn Harb, Hirakl onu kısab kitap kılıp sonra saval kıyanı da Muhammed aleyhisselam hakkında soruyordu. Müşrik, Resulullah'ı ki düşman. Ama yalgançı iken Abu Sufyan degen namdan üyelgeniden bu seyem. Lekin torusunu aytdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i branta bir fiiliye, hulkuya tanam alamat yetkiz olmadı. Peygamberimiz ettiler. Ana seyyidu veledi Adem'e yevmel kıyameti ve la fahra. Men kıyamet günüdeki adam bolasının seyyidi men, lekin maktanışmaz. İmam Buhari rivayet kıyam. Seyyidul Beşer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam ve salavatlar bulsun. Kareyledi Muhammed aleyhisselam mana shunday oliy maqomdagi inson ekanligini aytib turib, orqasidan maqtanish yo'q deb qo'yaptilar. Imamul anbiya'i bil ixtilofin va tajul asfiya'i bil ixtilalin. Uzot hech bir ixtilofsiz barcha payg'ambarlarning imomidirlar va barcha yomon sifatlardan xoli bandalarning nuqsonsiz tojidirlar. Barcha payg'ambarlar imomidirlar, ulug' afif bandalar tojidirlar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى